Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Seçime Doğru 2024 programımız devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayı Sayın Doktor Mithat Bülent Özmen. Sayın Özmen, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, gayet iyiyim. Enerjim de yüksek, moralim de çok yüksek. Geçen programda da muhtemelen enerjim yüksek, evet. Moralim yüksekti. Evet. Gittikçe artarak devam ediyor. Az kaldı. Güzel günlere de çok az kaldı. Az kaldı. Tabii yorucu günler olduğuna eminim. Dolayısıyla seçim süreci zaten çok hareketli ve hızlı ilerliyor. Adaylar söz konusu olunca da halkla buluşmalar, onlarla birlikte gözlerinden, sözlerinden aldığınız mesajlar, onların yansımalarının da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sayın Özmen, sizinle ilgili daha önceki yayınlarımızda epeyce konuştuk ama ben yine de izleyicilerimize izninizle vurgulamak istiyorum. Evet. Çünkü hem eğitiminiz, daha önce de vurgulamıştım, yerel yöneticilik bağlamında çok önemli, hem de tecrübeleriniz çok önemli. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans eğitimi. Sonra Uluslararası İlişkiler Bölümünde yurt dışında yüksek lisans eğitimi. Dışişleri Bakanlığı'nda görev aldınız. En sona doğru yaklaşıyorum. Bir İGDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi olma süreciniz de var. Evet. Dolayısıyla İstanbul'u bildiğinize eminim. İstanbul'a hizmetin nasıl ulaşacağını da uygulamalar olarak zaten yaptığınıza eminim. Şimdi biz Eyüp Sultan özelinde konuşuyoruz. Eyüp Sultan özelinde şu anda gözlemledikleriniz, artık seçimin son günlerine yaklaşmışken neler? Şöyle ifade edeyim, aslında ikiye ayırıp söyleyebiliriz. Bir, seçimin temposu, havası nasıl gidiyor? Biraz onu konuşmak. Tabii. Belki de yurttaşların, diğer taraftan da yurttaşların derdi, beklentilerini, onları konuşmak. Şimdi seçimin artık son düzüğüne girdik. Son haftası, son günleri, son saatleri. Şunu çok açık ve rahatlıkla söyleyebilirim. Yüzüm daha çok gülüyor. Çünkü bizim geriden alıp getirdiğimiz bir yarış var. Çok açık ifade ediyorum. Geriden alıp getirdiğimiz ama geometrik artışlarla üzerine ikişer üçer koya koya getirdiğimiz, yakaladığımız ve geçtiğimizi gördüğümüz bir yarışın içindeyiz. Bunu çok açık söyleyeyim. Son haftaya artık girdiğimiz süreç içinde sahadan aldığım bilgilerle de söylüyorum. Siz iyi oldukça, bunu başaracağınızı gördükçe, yurttaş da bunu gördükçe size olan ilginin ve sevginin daha da arttığını görüyorsunuz. Bugün buraya gelmeden önce de iki saha ziyaretim vardı. Ben hala sokakta, sahada, çarşıda, pazarda dolaşmaya devam ediyorum. Beni mutlu eden şey, ilk bu ziyaretlere başladığım zaman hep şunu diyordum. Ya başkanım, bundan öncekiler de hep şöyle yaptı. Seçimden 2-3 ay önce geldiler, ziyaret ettiler. Seçildikten sonra 5 sene bir daha göremedik onları. Siz de mi öyle olacaksınız? Şimdi ne duyuyorum biliyor musunuz? Başkanım, geçen şurada beraber fotoğraf çekmiştik değil mi? Başkanım, geçen şurada pazarda sizinle karşılaşmıştık. Daha ben bu 50 günlük süreç içinde bile o kadar Eyüp Sultan ve Eyüp Sultanlığı'yla bir araya geldim, iç içe oldum ki insanlarla artık yurttaşlarımızla, komşularımızla ikinci defa, üçüncü defa karşılaşacak noktaya geldim. Bu da aslında şunun göstergesi. 1 Nisan'dan itibaren 5 yıl boyunca ben onlara hep onu söyledim. Siz 5 yıl boyunca beni görmekten yorulacaksınız ama ben size gelmekten yorulmayacağım demiştim. Onun aslında küçük bir demosunu yaptık bu 45-50 günde. Galiba hem ilgi istiyor yurttaş hem de güven duymak istiyor. O güveni muhatap de arıyor. Değil mi? O da yaşanmışlıklardan ötürü. Yani bu beklenti de yaşanmışlıklardan ötürü. Belediye başkanını görebilmek istiyorlar yanlarında. O kadar güzel söylediniz ki aslında çok temel bir şey istiyor ve aslında bu hepimizin istediği, yurttaş olarak ben de dahil hepimizin istediği şey: unutma ve muhatap al. Yani sadece belli bir dönemin belli küçük bir kesitinde beni hatırlama. Beni hep hatırla. Unutma ve muhatap al. Yoksa başka da bir şey istemiyor. Sözümü dinle diyor. Bunun ötesinde de aslında bir şey beklemiyor. Aslında bu o kadar hani mütevazı bir talep ki. Ve bu o kadar zaten olması gereken bir şey ki. Çünkü siz bir seçilmişsiniz. Sizi seçen de yurttaş, vatandaş, halk, Eyüp Sultanlığı. Eyüp Sultanlığı'yı unutamazsınız. Eyüp Sultanlığı'ya sırtınızı dönemezsiniz. Eyüp Sultanlığı'yı ihmal edemezsiniz. Böyle bir hakkınız da yok. İnanın böyle bir haddiniz de yok. Dolayısıyla bir belediye başkanı seçildiği günden itibaren sorumluluğu çok yüksek ve o sorumluluğu sadece ve sadece Eyüp Sultan için söylüyorum, Eyüp Sultanlığı'ya. Dolayısıyla hem ona hesap verecek, hem yanında olacak, hem de her zaman görebileceği bir
figür olacak belediye başkanı. Böyle olmak zorunda. Ne kadar güzel söylediniz. Hem beni unutma diyor, beni hep hatırla diyor, bu mesajı veriyor. Böyle olsun da istiyor. Evet. Dolayısıyla bunu da bekliyor. Artık galiba yurttaş da yaşa yaşa bilinçlenmeye başladı. Bunu da ben hissediyorum. Uzaktan bakmış olsam da bunu da hissediyorum. Kimlerin neyi yaptıkları, nelerin eksik kaldığı, nelerin unutulduğu, nelerin unutulmayacağı, kimin güven verdiği konusunda biraz daha ustalaşmış durumdayız hepimiz. Derin bir yoksulluk içerisindeyiz Sayın Özmen. Öyle bir yoksulluk içerisindeyiz ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu dipsiz kuyu olarak tarif ediyor içinde bulunduğumuz durumu. Çünkü ne verirsek verelim enflasyon o kadar yüksek ki o dipsiz kuyudan çıkılamıyor diyor. Dolayısıyla emeklilere hiçbir şey vermedi örneğin. Ama siz geçtiğimiz yayınlarda bir bebeğin dünyaya gelişinden hatta anne karnındayken gençlik, kadın, erkek yine yardımları, destekleri özellikle kadınlar konusunda yaşlılığa kadar geldiniz. Yani bir yaşama anlattınız projelerden bahsederken. Yine onun üzerinde duralım ama o derin yoksulluk nasıl aşılabilir? O çok önemli. Şöyle anlatayım. Tabii derin yoksulluk bir makroekonomi problemi. Tabii. Daha evvel de kuvvetle muhtemel ifade etmişimdir. Bir makroekonomi problemi. Tabii. Tek başına bir yerel yöneticinin bununla ilgili sorunu kökten topyekün çözmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama bir kere model olabilirsiniz. Bir kere yerel ekonomiyi kalkındırabilirsiniz. Yani iki boyutu var aslında ülkenin. Bir tanesi bizim en başta söylediğimiz şey. Yaşam kalitesini ve refahı arttırmak mümkündür ve çok iddia ediyorum buradan, şurada kaldığı 3 gün seçimlere, Eyüp Sultan'ın yaşam kalitesini ve refahını arttırmak mümkün. Ben bunu 5 yıl içinde göstereceğim bütün olumsuz ekonomik koşullara rağmen. Çünkü Eyüp Sultan'ın böyle bir potansiyeli var. Bunu yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızı da belki geçtiğimiz programlarda biraz anlattım. Belki gerekirse biraz daha değineceğim. Bakın yerel ekonomiyi büyütmek, kalkındırmak mümkün. Diğer taraftan bu derin yoksullukla savaşmak için yurttaşın enflasyon karşısında ezilmemesi için sosyal yardımları arttırmak ve çeşitlendirmek zorundasınız. Evet. Bu kalıcı olmamalı. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü sorunlar çözülebilmeli. Evet. Evet. İşte o zaman dipsiz kuyu hadisesine geliyoruz. Tabii. Dipsiz kuyu hadisesi olmaması için makroekonomik olarak yurttaşın refahını arttıracak işleri yapmanız lazım. Ulusal boyutta yapılacaklar başka, bu herkesi etkiliyor. Ama yerel boyutta, belediye boyutunda, Eyüp Sultan'da bunu yapmak mümkün. Çünkü Eyüp Sultan'ın inanılmaz bir potansiyeli var. Hani olmazsa yapacak bir şey yok. Bu merkezi hükümetin işi der, işin içinden çıkarsınız. Ama ben öyle bir insan değilim. Bakın ben çalışırken arkadaşlarım hep şunu söylerdim. Bana nasıl yapamayacağımızı anlatmayın. Onu ben de biliyorum. Niye bu masanın etrafında toplandık? Nasıl yapamayacağımızı konuşup birbirimizi ikna edip çıkıp gitmek için hiçbir şey yapmamak üzere. O zaman niye toplanıyoruz? Toplansak da toplanmasak da bir şey yapmayacağız zaten. Bana nasıl yapacağımızı anlatın. Bakın Eyüp Sultan'da da bu potansiyel var. Eyüp Sultan makroekonomik göstergeler, ülkenin temel sorunları, ekonomik sorunları, derin yoksulluk olmasına rağmen Eyüp Sultan'da biz bunu hafifletecek, refahı arttıracak işler yapabiliriz. Ben size temel olan hadiseden önce çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın çok basit. Bununla mı canım diyebilir izleyicilerimiz değil. Bu oradan minik bir örnektir ama önemlidir. Çünkü biz dedik ki Eyüp Sultan'da turizm esaslı bir potansiyel var, kuracağız. Esnaf, kadınlar, gençler üzerinden bir temel oturtacağız. Üçüncü ayak olarak da tarım ve hayvancılık üzerine yapacağımız işler dedik. Çünkü potansiyeli var bu üçünde de. Ama ben size esnafla ilgili çok küçük bir şey söyleyeyim. Bakın derin yoksulluk diyoruz. Bir tane örnek olsun. Dün mesela bir tane kırtasiye malzemeleri satan esnafımızın yanındaydım. Bunu söylediğimde gözleri pırıldadı. Bakın basit bir şey. Belki birileri diyebilir ki canım ne var bunda? Değil. Ben kendisine şunu söyledim. Bakın dedim biz bu derin yoksullukla mücadele etmek için çocuklarımızın okul ve kırtasiye masraflarını karşılamalarında onlara destek olacağız. Güzel. Tamam çok güzel. Ama ben her şeye çoklu fayda üzerinden bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Şimdi bunu yaptığınızda ailenin üzerinden bir kırtasiye yükünü alıyorsunuz, evet, değil mi? Ama ikinci bir fayda daha var. Siz bu malzemeleri kimden alacaksınız? Tamam. Ben hep şöyle söyledim. Akşemseddin'deki okulda, Karadolap'taki okulda, Kemerburgaz'daki okulda, Alibeyköy'deki okulda neredeyse orada
ki çocuklara eğer bir kırtasiye malzemesi yardımı desteği yapacaksa o bölgenin esnafından alacağız biz o malzemeyi. Yani bir ihale yapıp belediyenin parasını verip bütün çocuklara aynı paketi göndermeyeceğiz. Kesinlikle onu yapmayacağız. Esnaftan alacağız. Esnaftan alacağız. Bakın bunu yaptığın zaman diğeri kolay. Bir şirket kurun, birine bir şirket kurdurun ya da bir şirket bulun. Hadi oradan toplu olarak aldım, tabii, dağıttım da yapabilirsiniz. Tabii. Ama bu çocuklara bir destek olur belki ama benim istediğim aynı anda birkaç fayda sağlayalım. Şimdi esnafı da aslında kalkındırmaya başlıyorsunuz. Bunu yaptığınız an. Evet. Şimdi dolayısıyla meseleye hep böyle bakmak lazım. Çoklu fayda üzerinden. Çoklu fayda üzerinden baktığınız zaman bir iş yaparken birkaç işe, birkaç yere doğrudan temas etme şansınız oluyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar uygulanan o ihalelerde de çoklu fayda var. İhalede evet, yakın şirketlere gösterilen, o yakınlara verilen, tanıdıklara verilen faydalar var. Siz bunu tercih etmiyorsunuz. Siz ben diyorsunuz ki Eyüp Sultan'ın kırtasiye esnafı, kırtasiyecisi bundan faydalanacak. Kesinlikle. Ben bunu seçiyorum diyorum. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Peki, şimdi derin yoksulluk dedim. Kira yardımı desteğiniz yine söz konusu olacak. Onu ben özellikle vurgulamak isterim çünkü kiralar çok yüksek. İstanbul'un neresinde olursa olsun, geçin İstanbul'u, Türkiye'nin pek çok noktasında çok yüksek ve bir kira desteği çalışmanız var. Evet. Bakın meseleye şöyle bakıyoruz. Biz insanların nefes almasını istiyoruz. Hı hı. Şimdi bu derin yoksulluğun temel sebeplerinden biri de işsizlik. Tabii. Bakın iş varken de tabii bir asgari ücretin altında üçte yarısı kadar bir rakama biliyorsunuz 30 yıl çalışmış sonra emekli olmuş insanlarımız asgari ücretin neredeyse yarısı bir mahkum edilmiş durumda. Gelire mahkum edilmiş durumda. 10 bin lira yani sonuç itibariyle. Niye bu kadar uzun tanımlama yaptıysam 10 bin değil aslında her şeyi anlatmış oluyorsunuz. Ama şöyle diyebilirsiniz 10 bin lira Sayın Erdoğan öyle diyor. O çok büyükmüş gibi oluyor. Şimdi bu kadar yoksulluğun olduğu yerde ana sebeplerden bir tanesi de elbette işsizlik. Yüksek enflasyon var ve işsizlik var. İkisi de var maalesef. Böyle durumlarda biz özellikle insanların bu dar zamanlarında eğer hastalık sebebiyle veya başka bir sebeple, bir spesifik sebeple işten atılma hali varsa, işten atıldığı için işsiz kalmışsa biz o Eyüp Sultanlı'ya belli bir süre 6 ay için belli bir tutara kadar tutar merhem olur. Merhem olur ama nefes almasını sağlar. Belli bir tutara kadar kira yardımı yapmayı öngördük. Buna göre bir bütçe hazırladık. Dolayısıyla bu bütçe çerçevesinde özellikle hastalık sebebiyle ya da belli spesifik sebeplerle işten çıkarılmış bu ifade daha doğru olacak. Ve bu sebeple işsiz kalmış Eyüp Sultanlı komşularımıza 6 aylık süre için kira yardımı yapacağız. Belki o sürede yeni iş fırsatları da olacaktır ve hayatına yeni işiyle devam edecektir. Bu da çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun kent lokantalarını sizinle de konuşmuştuk. Evet. Çok örnek de oluyor, olması da gerekiyor. O da ne yazık ki yine içinde bulunduğumuz durumla ilgili. Siz mahalle lokantalarından bahsediyorsunuz. Ucuz yemek, kaliteli yemek vurgusuyla. Kesinlikle. Bakın şöyle, mahalle lokantaları bu derin yoksullukta bizim mutlaka insanlarımızın Eyüp Sultanlığı'nın hizmetini açmamız gereken bir uygulama. Bunun da iyi örneği vardır. İyi örneği ne? Kent lokantaları. Tabii. Talep var mı? Var. İnsanlar daha fazla açılmasını istiyor mu? İstiyor. Çoklu fayda var mı? Evet var. Nedir çoklu faydası? Bütün çalışanlar kadın. Ya ben bayılıyorum böyle işlere. Yani bir iş yaparken 3-4 yere dokunuyor olmaya bayılıyorum. İnanın hakikaten hep o yüzden çoklu faydayı kullanıyorum. Evet. Çünkü böyle bakmak lazım. Böyle bakmak lazım. Belediyecilik bunu gerektiriyor. Bir iş yaparken 4 yere, 5 yere dokunmak lazım. Şimdi dolayısıyla mahalle lokantaları da kent lokantalarının Eyüp Sultan'da uyarlanmış hali olacak. Burada da biz biliyorsunuz kent lokantalarında şu anda 4 kap yemek 40 lira. Bunun yanına suyu ekmeği koymuyorum. Biz bilirsiniz eskiden öyle değildi. Ekmek mesela bir lokanta yapana gittiğinizde gelirdi tabii, böyle sepetin içinde tabii, gelirdi. Şimdi birçok yerde ekmek de belli bir ücret karşılığı alabildiğiniz bir şey. Ben her yerde bunu 4 kap yemek diye anlatıyorum ama bunun içine ekmeği ve suyu koymuyorum. Bir de bu var yani. Aslında baktığınızda 6 parça şeyi size ürünü, gıda malzemesini, yemeği 40 liraya veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantaları. Biz benzer bir modeli Eyüp Sultan'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarınınla entegre olabilecek şekilde açacağız. Ama bizim burada ilave şuna da ihtiyacımız var. Yine İBB'den örnek vereceğim. İBB'nin
aynı zamanda altın boyunuz Haliç şeyi var, tesisleri evet. var. Bu tesislerde de yine piyasanın çok altında bir fiyata, rakamlara çok altında yine kaliteli hizmet veren hem servisi hem yemeğin kalitesi olarak dışarıda iyi bir restoranda yiyeceğiniz bir şeyi, ortamı bulabileceğiniz tesisler bunlar. Fiyatlar çok uygun, hizmet kalitesi ve yemeklerin kalitesi çok güzel. Aynı uygulamayı Eyüp Sultan'da da biz hayata geçireceğiz. Evet, kavurma konusuna da gelmek istiyorum. Şimdi et meselesi biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın çalışmalarıyla da gündeme geldi. Çok da tartışma konusu oldu. Siz kavurma desteğinden bahsediyorsunuz. Evet, çok pahalı. Evet, alabilmek çok zor. Çoğu aileye et girmiyor. Çoğu çocuk et yemeden en önemli büyüme dönemlerini geçiriyor ülkemizde. Büyüyemiyor, küçük kalıyor çocuklarımız o yüzden. Neden kavurma desteği? Bakın şöyle söyleyeyim. Burada da bir işlevsellik var gibi geldi. Ya şöyle söyleyeyim size, bakın çok samimiyetle. Ben size küçük